Sevgili seyirciler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tam 94. yıl dönümü Türkiye'de ve dış temsilciliklerimizde kutlanıyor. Biz bir iş dünyası programıyız ve istedik ki Cumhuriyetimizin bu kuruluş yıl dönümünde Türk iş adamları nereye kadar gidebiliyor? Onunla ilgili bir program yapalım ve yanımızda son dönem, özellikle son 2 yıldır çok fazla adını duyduğumuz Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi'nin başkanı ve üyeleri var. Onlarla Türk iş adamlarının son durumunu konuşalım istedik. Yeni bir geziden geldiler, Tunus gezisinden geldiler. Tunus'u bir değerlendirelim istedik. Bir merhaba diyelim başkana ve konuklarımıza. Hoş geldiniz öncelikle. Bakalım onlar neler anlatacaklar. Efendim merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Tunus'tan. Hoş bulduk. Bugün 94. Yıl dönümü kutlanıyor Cumhuriyetimizin. Siz neler söylemek istersiniz? Çok anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan öncelikle mutluluğumuzu dile getirmek isterim. Çok teşekkürler. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buradan rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Evet. Cumhuriyetimizin kurucusu olarak bizim bugünlerde, bugünlere gelmemizi ve buradan daha ileri safhalara ulaşmamız için ışık aldığımız önderimizi rahmetle anıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bütün dünyaya açılım noktasında hedeflerimizi gerçekleştirme adına da biz de bir katkıda bulunma adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ümit Bey, siz Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi Başkanısınız. Benim bildiğim kadarıyla son 2 yıldır özellikle çok çalışmalar yapıyorsunuz ama 1 yıldır da biz sık sık sizi ziyaret ediyoruz. Türk iş adamlarımız nerelere gidiyor? Hangi koşullarda çalışma imkanları var? Onları öğreniyoruz. Bildiğim kadarıyla siz şimdi yeni bir Tunus ziyaretinden geldiniz değil mi efendim? Evet. Orayla ilgili çok önemli atılımlar olacak. Biraz isterseniz oradan bahsedelim. Daha önce Tunus'tan heyetimiz ziyaretimize gelmişti, evet, ve sizlerle biz de görüntülemiştik. Bir programa katılma imkanı yakalamıştık. İlerleyen zaman dilimi içerisinde Tunus'la olan ilişkilerimizi geliştirdik ve biz de ekibimizle beraber Tunus'a ziyaretimizi yaptık. Tunus'ta en üst düzeyde karşılandık. Onurlu Tunus halkı bizi bütün sıcaklığıyla karşıladı. Parlamenterler, iş adamları ve oradaki en üst düzeydeki bütün lobi faaliyetlerimizi gerçekleştirme imkanı bulduk. Projelerle ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Arkasından WTC, Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyimizin Tunus ofisini açtık. Hı hı. Ve oradaki projelerle alakalı birlikte yürütebileceğimiz yatırımlarla ilgili olarak da altyapı çalışmalarına başlamış olduk. Peki Dünya Ticaret İş Geliştirme Konseyi'ne neden üye olmalılar? Neden sizinle beraber hareket etmeliler? Sizin diğer STK'lardan farkınız nedir? Biz birliktelikler oluşturuyoruz. Evet. Sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak bizi adletmemek lazım. Hı hı. Bizler ticari ortaklıkları da beraberinde kuruyoruz. Ve üyemiz olan kişiler ortak kurulan şirketlere hissedar olma şansına sahip oluyorlar. Ve sadece kendi yaptıkları işle değil, diğer yapılan işlerden de elde edilen karlara ortak olabiliyorlar. İkincisi, yapımız çok geniş. İçerisinde hukuk müşavirliğimizden tutun gümrük müşavirliğine kadar uzanan bir hizmet yelpazesi var. Burada lojistik hizmetlerinden tutun aklınıza gelebilecek tüm, yani bir ihracatçı veya imalatçı firmamız her türlü hizmeti A'dan Z'ye alabilecek konumda. Bahsetmiş olduğumuz yapı sadece Türklerden oluşmuyor. Dünyanın her bölgesinde o lobinin de içerisinde bulunduğu, yani o ülkenin en güçlü lobilerinin de içerisinde olduğu bir organizasyona dönüştü bizim iş konseyimiz. Afrika kıtasıyla başladık. Burada işte Mali, Senegal, Burkina Faso, Nijer, işte Batı Afrika'dan tuttuk. Güney Afrika'ya, işte oradan Doğu Afrika'ya doğru Tanzanya'dan işte Kongo Cumhuriyeti'ne vesaire uzanan geniş bir elpaze. Afrika kıtası büyük fırsatlar barındırıyor. Burayla ilişkilerimizi son derece sıcak tutuyoruz. Yine Rusya Federasyonu ile ilişkilerimizi de hızla geliştirmeye çaba gösteriyoruz. Çok yakın süreç içerisinde, Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz Moskova seyahati ve burada Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Reformlarını Destekleme Komitesi ile bir imza törenimiz var. Arkasından yine bir eyaletle, Sayın Vali ile bir protokolümüz söz konusu. Burada yapılacak olan yatırımlar, Türkiye'de yapılacak olan yatırımlar, ticaret hacimleri, kültürel ve diğer ikili ilişkilerin artırılmasıyla ilgili olarak da konseyimiz burada aktif ve en ön planda olacak. Afrika yeni bir pazar. Güney Asya yeni bir pazar. Niye yeni bir pazar?
bakıyorsunuz ticaret hacimlerinde hemen hemen yokuz. Ekonomi Bakanlığımızdan aldığımız yani kaynaklara göre ve DEİK'ten aldığımız kaynaklara göre incelemeleri yapıyoruz. İhracat ve ithalat hacimlerimiz ne? Biz boş kalan pazarları araştırarak esas burada neler yapabiliriz? Uluslararası finansman konularında uzmanlık alanımız, proje finansman kredileriyle alakalı çalışmalarımız gerçekleştiriyoruz. Hı. Gerek bu yatırımlarda bu... Onun için hemen Cenk Bey'e de soracağım. Evet. Cenk Bey finans koordinatörümüz olarak bu evet. fizibilite noktalarında konuları yürütüyor. İşte bütün bu komplike olarak bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya yatırım yapılabilir, rekabet edilebilir, dezavantajları da avantaja çevrilebilir bir tablo ortaya çıkarıyor Dünya Ticaret İşkeşme Konseyi. Peki efendim, şimdi hemen finansla ilgili dediniz. Evet. Konu dağılmadan ben Cenk Bey'e döneyim, ona da sorayım. Sevgili seyirciler, yanımızda iki konuğumuz daha var. Hemen benim yanımdaki Cenk Akyoldaş, WTC'nin finans koordinatörü. Yani para ondan soruluyor. Bir bakalım neler var onun ilgi alanında. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Şimdi finans sizden soruluyor dedik ve iş adamı için en önemli şey finans. Acaba WTC finans anlamında iş adamlarımıza ne gibi kolaylıklar sağlayacak? Bünyemizde bizi destekleyen yurt dışı kaynaklı ve yurt içi kaynaklı finans fonlarla ilişkilerimiz var. Öncelikle ben gidiyorum Ümit Bey'le beraber. Ülkelerdeki bizim en büyük farkımız diğer sivil toplum örgütlerinden, kuruluşlarından farkımız. Beraber birlikte sırf ticaret bazlı değil yatırım bazlı da olaya bakıyoruz biz. Yerel, lokal firmalarla işbirliğine gidip ticaretimizi geliştirirken yatırımlarımızı da yapıp iki tarafın da birlikte elini taşın altına sokmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir köprü kurmaya çalışıyoruz ki böylece kültürler arasındaki alışveriş inanç daha güçlü, daha temel, sağlam olacak şekilde hareket etmek istiyoruz. Birebir gidip Tayland'da olsun, Tunus'ta olsun yatırım olanaklarını, hatta Tunus'ta üst düzeyde Kalkınma Bakanlığı vasıtasıyla yaptığımız girişimler oldu. Kendisinden de tam bir destek aldık. Mümkün olan en feasible, yatırım yapılabilir noktadaki projeleri ortaya çıkartıp buradaki fonlara ve aynı zamanda diğer yatırımcı firmalara, işbirliği yapabilecek firmalara joint venture olsun, venture capital olsun bu tür girişimlerde faaliyet göstermeler için öncülük yapmaya çalışıyoruz. 22 yıllık bir borsa geçmişim var. Aynı zamanda finansı iyi biliyorum diyorsunuz. Yani halka arzlardan tutun corporate finance denen kısımda da faaliyet göstermişliğimiz bulunmaktadır. Ve bu konularda uzmanlık alanımız bu uzmanlığımızı Ümit Bey ile pekiştirip daha çok yeni pazarlarda faaliyet göstermek için Türk yatırımcılarına ve uluslararası yatırımcılara fırsatları feasible şekilde yani yatırım yapılabilecek projelere göstererek nokta atışında hareket etmek istiyoruz. Biz öncelikle gidiyoruz yerinde görüyoruz. Çevre projelere bakıyoruz. Avantaj dezavantajları önden eliyoruz. Yani biz ön bir eleme yapıyoruz. Sonra mevcut firmalardan ondan hazırladıkları business plan varsa iş planları, projeleri onları temin ediyoruz. Onların üzerinde çalışıyoruz. Rentable mı değil mi ona bakıyoruz. Bu filtremeyi yaptıktan sonra biz bunu fonun önüne ya da yatırımcının önüne çıkartıyoruz. İkisini aynı anda hareket ettiriyoruz. Talep eşlemesi yapıyoruz. Uygun kişiyi bulduğumuz zaman ve uygun fonu bulduğumuz zaman birleştirip o yatırıma ortaklığa götürüyoruz. Eğer WTC'ye üye olursanız, gelirseniz, onlarla iletişim kurarsanız size Türkiye'den ya da uluslararası pazardaki finanslardan, kredilerden destek sağlayabilirler. Hı-hı. Ama tabii ki bunların koşullarını sizinle birebir konuşmaları gerekiyor değil mi efendim? Tabii ki. Ya bu biliyorsunuz kişiden kişiye, kurumdan kuruma evet. kredi derecelendirmeleri vardır. Hep her şey projenin cinsine göre riskli ya da daha risk, az riskli. Ona göre grup grup bunlar. Yoksa para saçmıyoruz diyorsunuz. Yok, tabii ki, tabii ki, tabii. Yani kendini ödemeyecek projeyi hiçbir şekilde zaten kimseye tavsiye etmiyoruz. Evet, doğru. Peki efendim, yanımızda bir konumuz daha var. Hemen şöyle geçmek istiyorum. Yer değiştirelim. Sevgili seyirciler, WTC biraz önce de söylediğim gibi son gezisini Tunus'a yaptı. Yanımızda Tunus koordinatörü Ömer Bey var. Ömer Latif'le bakalım Tunus'ta neler olmuş bir de onun ağzından dinleyelim. Çünkü bütün Tunus gezisini organize etti. Bağlantıları kendisi sağladı. Çok da güzel geçmiş görünüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem stüdyomuza hem Türkiye'ye.
Çok teşekkür ederim ilk önce bizi buraya davet ettiğiniz için. Rica ederim efendim, bizim için de keyif. Nasıl geçti Tunus? Çok güzel geçti diyelim. Daha önce yaptığımız çalışmalardan ve hazırlamış olduğumuz altyapı nihayetinde, neticesinde bir hafta gibi bir zaman öncesinde Sayın WTC Başkanımız Ümit Kaya ile Tunus açılışını da yapmış olduk. Bizi memnuniyetle karşıladılar. Daha önce işte yaptığımız röportajda Tunus Milletvekili ve ekibinin ziyareti esnasında Muaz Bey. Buradan da Muaz Bey bizi izliyorsa selam gönderelim. Onların mesela dile getirdiği, o esnada konuşmalarda mesela talep ettiği tarım ekipmanları, bunların nasıl kullanılacağına dair eğitimler, bunları başta talep etmek üzere tabii diğer alanlarda da mesela yol yapma olsun, inşaat olsun, ondan sonra eğitim olsun, birçok alanda işbirlikleri yapmak istemekteler. Ekonomi Bakanı da bazı teşvikler hazırlamışlar Türklere yönelik ve bunun da Türkiye ile arasında hayata geçirme çalışmalarını sürdürdüklerini söylediler. Sevgili seyirciler, programı açarken söylemiş olduğumuz gibi bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü. Ve biz istiyoruz ki bugün de dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, ticaretle uğraşıyorsanız, ticari imkanlarınızı geliştirmek istiyorsanız, uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmak istiyorsanız WTC'ye uğrayın, inceleyin, araştırın ve ticari imkanlarınızı artırabilecek pozisyonlar neler var onları araştırın istiyoruz. Stüdyodan ayrılıyoruz ama vizyon devam ediyor.